Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 162, 168, 169, 170, 171 ve 172. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Elektrik bize nasıl geldi ve ne hoş geldi? İlk sorumuza bakalım hemen. Bir sabah uyandığınızda elektriğin olmadığını fark ettiniz. Evinizde hangi aletler ya da makineler çalışmazdı? Bir sabah uyandığımda elektrik yoksa bulunduğum odalarda gerekli ışıklandırmaları yapamam. Televizyon eğer kullanılıyorsa, radyo, telefonumu şarj edebilmek için şarj aleti, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, kettle, mikrodalga, şofben gibi <laughs> elektrikle ısınan hiçbir alet çalışmaz. Eğer internet evde bağlıysa interneti de kullanamayız. Görüldüğü gibi elektrik hayatımızda o kadar büyük bir yere ulaşmıştır ki o olmadığı zaman neredeyse hayatımız büyük bir aksaklığa uğramaktadır. Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyip aşağıya listeleyiniz. Budak ağacın dal olacak sürgünü, direk ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek, elektrik maddenin elektron, pozitron, proton ve benzeri parçacıkların hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Budak ilkbaharda ağaçta budaklar açmaya başlamıştı. Direk evi yapmak için direkler kullanıldı. Elektrik akşam evde elektrikler gitti. Elektrik olmasaydı hayatınızda neler değişirdi? Elektrik olmasaydı hayatımız nasıl olurdu diye düşündüğümüzde zaman tünelinde geriye doğru gidecek olursak elektrik olmasaydı bugün kullandığımız internet ve cep telefonları olmazdı. Bilgisayar ve TV, radyo olmaz, telgraf ve telefon icat edilmemiş olurdu. Yani kısacası iletişim cihazları olmazdı. Elektrik olmadığı için sanayi sektöründe kullanılan makineler buhar sistemiyle çalışacağı için daha kaba ve daha yavaş olacaktı. Seri üretim gerçekleşemeyecekti. Elektrikli tren veya tramvay olmazdı. Kömürlü tren bile uzun tünellerden geçemeyeceği için tam olarak kullanılamazdı. Hala insanlar gaz lambası ile oturuyor. Tıp bu kadar gelişmemiş çok katı binalar asansör olmadığı için olmayacaktı. Bunun dışında modern fizik, modern kimya, astrofizik olmadığı gibi atom parçalanamayarak fizik ve kimyanın birçok dalı da olmayacaktı. Kısacası insanların bugün yaşadıkları hayatın neredeyse tamamı yok olmuş olacak, çağlar atlanamayacak, insanlar gelişemeyecekti. İnsanlar ulaşımda, iletişimde çok geride kalacak, dünyanın bir tarafında olan bir olaydan Günler, haftalar, aylar geçtikten sonra haber alınabilecekti. Elektrik dünyada ateşten sonra yapılmış en önemli buluştur. Tüm gelişmeler elektrik sayesinde yapılmıştır. Okuduğunuz öyküyle ilgili istenen bilgileri yazınız. Kahraman, cumhurun babası, yer, köy, zaman geçmiş zaman, olay yazarın köyüne elektrik gelmesi. Aydınlanma teknolojisinin gelişimiyle ilgili araştırma yapınız. Aydınlanma ateşin bulunmasıyla birlikte başlamıştır. Ateşin bulunmasıyla birlikte insanlar hem ısınmada hem de aydınlanmada kullanmışlardır. Daha sonraları hayvan yağlarının yandığını fark eden insan meşale kullanmaya başlamıştır. Meşalelerin elde taşınmasının kolaylaştırmak için daha sonra insanlar hayvan yağlarına kandil veya yağ, lamba, yağ lambalarını koyarak evlerini ve sokaklarını aydınlatmaya başlamışlardır. İlerleyen dönemde petrolün bulunması ile birlikte gaz lambaları icat edilmiştir. Gaz lambaları sayesinde bugünkü metropollerin birçoğu sokak aydınlatmaları kullanmaya başlamış, şehirler, kasabalar bu sayede yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştır. Elektriğin keşfi de Thomas Edison ampulü icat ederek bugünkü elektrikli aydınlatma devrelerini icat etmiş oldu. Günümüzde ise ledler, projektörler, floresanlar gibi birçok aydınlatma kullanılmaktadır. Aşağıda metinle ilgili sorulara cevaplar verilmiştir. Bu soruları belirleyip yazınız. Yazar ve yaşadığı kasabadakiler elektrik gelmeden önce neyle aydınlanıyorlarmış? Yazar ve yaşadığı kasabadakiler elektrik gelmeden önce gaz lambasıyla aydınlanıyorlarmış. Cumhurun neleri yazar ve arkadaşlarını ilgilendiriyormuş? Cumhurun iki şeyi yazar ve arkadaşları ilgilendiriyormuş. Birincisi iki tekerlekli bisikleti, ikincisi de babası ve yaptığı iş. Cumhurun babası niçin yazar tarafından en önemli kişi olarak görülüyordu? Cumhurun babası geceyi gündüz gibi yaptığı için yazar tarafından en önemli kişi olarak görülüyordu. Aşağıdaki söz gruplarını birer cümlede kullanınız. Şakır şakır, üzgün üzgün, lapa lapa, kıtır kıtır. Bugün test sorularını şakır şakır yaptı. Çocuğu hasta olduğu zaman annesi üzgün üzgün bakıyordu. Dışarıda lapa lapa bembeyaz kar yağıyordu. Kurabiyeler kıtır kıtır olmuş kapışılıyordu. Aşağıdaki metinde noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Ali virgül dedesine dönerek 2 nokta. Konuşma çizgisi alışverişe mi gideceğiz soru işareti konuşma çizgisi evet nokta konuşma çizgisi neler alacağız soru işareti konuşma çizgisi şunları alacağız noktalı virgül elma virgül armut virgül ekmek virgül süt ve pirinç nokta aşağıdaki hikaye haritasını inceleyiniz buna uygun hikaye tasarlayıp defterinize yazınız kahramanlar çocuk ve bilim insanı yer uzay zaman gelecek olay zamanda yolculuk zamanda yolculuk bu bir hikaye tasarlayıp defterinize yazınız Zamanda yolculuk mümkün müdür? Tam olarak bilmiyorum. Fakat uzayda kara delik veya solucan deliği dedikleri yerler bulunmaktadır. Bazı düşüncelere göre bu solucan deliklerinden geçtiğiniz takdirde zamanda yolculuk yapabileceğiniz düşünülmektedir. Bir uzay kaşifi olarak uzay mekiği ile kara deliğe hızlı bir şekilde giriş yaptı. Kara delikten geçtikten sonra dünyamızı tekrar görmüştük. Fakat uzaktan dünya daha yeşil ve mavinin tüm tonlarını içermekteydi. Uzay mekiğimizle dünyanın atmosferine girerek okyanusun sahiline iniş yaptık. Sahile iniş yaptıktan sonra etrafımızda ormanın son derece büyük, son derece sık olduğunu fark ettik. Dünyanın bu kadar hızlı değişeceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ne telsiz bağlantısı ne de bir insan vardı. Ormanın derinliklerinde vahşi yaratıkların uğultulu sesleri kulağımıza gelmekteydi. Ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladığımızda artık kendisi zamanımızda olmadığımızı anlamıştık okuduğunuz metne hangi başlığı verirdiniz? Elektriğin güzelliği gibi başlıklar verebilirdik. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.